Köklü sayılarda soru çözümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Biliyorsunuz soru var, kitabımızda var. Buradaki sayfa numaraları ve çerçevede test numaralarını görebilirsiniz. Sorulara oralardan ulaşabilirsiniz. Hemen başlayalım. Konuları bilmiyorsanız konu videolarını izleyin. Başlıyoruz. 2 çarpı kök 49. 49 hangi sayının karesidir? 7'nin. Yani 2 çarpı 7. Eksi. Eksi 12 kare kök dışına mutlak değeri alınarak çıkar. Eksi 12'nin karesi olduğu için o da 12'dir. Ama arada bir tane ne var? Eksi var. 25, 5 olarak çıkacak. Eksi 1. 14 eksi 12 2'dir. Bölü 4. 1 bölü 2. Aradığımız cevap. 0,89999. Şimdi ne demiştik? Bunu Pardon şöyle yapalım. 0,089 devirli sayısı aslında 0,09'a eşittir. Devir işlemini uyguladığınızda bunun olduğunu siz de göreceksiniz. O zaman biz 0,09'u kök dışına çıkarmaya çalışalım. 9 bölü 100 müdür? O da 3 bölü 10 olacak. Buna göre diyor aşağıdakilerden hangisinin sonucu bir tam sayıdır? 3 bölü 10 hangisini toplarsanız bir tam sayı elde ederseniz C şıkkı. Güzel bir sual. X 5 kök 2 olduğuna göre bu ifadenin değeri kaçtır? 5 kök 2'nin karesi 25 çarpı 2'den 50. 5 kök 2 çarpı kök 2 5 kök 4 yani 10. Eksi 5 kök 2 bölü kök 2 5. 60 eksi 5'ten doğru yanıt 55 olacaktır. Köklü ifadelerde çarpma yapabilmeniz için köklerin derecelerinin eşit olması gerekirdi. 6, 3, 2. Kaçta eşitlenir bunlar? 6 da eşitlenir. Bunu 3 ile, bunu 1 ile, bunu 2 ile genişletmeniz gerekiyor. 6. dereceden kök içerisinde. Ortak kökte yazabilirim artık. Kök 2 eksi 1'in 3. kuvveti olacak. Kök 2 artı 1 aynen var. Buraya da kök 2 artı 1'in karesi gelecek. Kök 2 artı 1'in karesi. Bakınız ortak olduğu için 6. dereceden kök içerisinde kök 2 eksi 1'in Üçüncü kuvveti vardı. Bu ikisi çarpılırsa üstleri toplanacaktır. Kök 2 artı 1'in küp oluyor. O da 6. dereceden kök içerisinde bu iki ifadeyi çarparsak 2 eksi 1'in 3. kuvveti yani 1 bir olacaktır. 1'in 3. kuvveti 6. dereceden kök hiç fark etmez. Doğru cevap 1 olur. Verilen ifadeyi kök dışına çıkarmamız daha sonra eşitliği sağlamamız isteniyor. Hmm. şöyle yapacaksınız. Burada gizli bir tane 2 var kuralı hatırlayalım. 2 kere 3 6. 6 kere 3 18. Öncelikle kök derecesi belirleniyordu. Ardından 2 üzeri sağındaki köklerin çarpımı üzerine yazılırdı. 9 mu oluyor kök derecelerini çarparsak? Çarpı 4 üzeri sağındaki kökün derecesi üzerine yazılıyor. Çarpı 2 üzeri 1. O zaman 18. dereceden 2 üzeri 9. 2 üzeri 2'nin 3. kuvveti 2 üzeri 6. 2 üzeri 1. 18. dereceden 2 üzeri 10 16. O zaman 2 üzeri 16 bölü 18 diyebiliriz. x üzeri 2 bölü 9 mu? 8 bölü 9 mu? Hmm. Şu 9'lar gitse 2 üzeri 8 x kareye eşit. O zaman x 2 üzeri 4 yani 16 olur. Evet verilen ifadede ne yapabiliriz? Bakıyorum paydaları eşitleyemeyiz ama paydaları eşenekleriyle çarpabiliriz. Mesela bunu 4 artı kök 11 ile bunu da kök 11 eksi kök 8 ile çarpmak en mantıklısı. Çünkü eşitlemeye çalışsak çok karışacak. Yukarısı 5 parantezinde 4 artı kök 11 aşağısı 2 kare farkından 16 eksi 11 yani 5. Eksi 3 parantezinde kök 11 eksi kök 8 aşağısı 2 kare farkından 11 eksi 8 yani 3. Eksi 2 kök 2 var. Bunlar gider bunlar gider. 4 artı kök 11 eksi kök 11 artı kök 8 eksi 2 kök 2. Kök 8 eksi 2 kök 2. Bunlar birbirini götürür mü? Götürür çünkü birbirlerine eşit. Eksi kök 11 artı kök 11 doğru cevap C şıkkı olacaktır. <laughs> Peki taç yöntemini hatırlayalım. Kök içerisinde başka bir köklü ifade var ve kaç sayısı 2. Bu durumda şuna bakıyorduk. Çarpımları 6 toplamları 5'i veren 2 sayı. 3 ve 2. O zaman burası kökü çarpı kök 2'dir. Artı şurası kökü eksi kök 2'dir çarpı kök 3 bölü 2. Bunlar gider mi? 2 kök 3 çarpı kök 3 bölü 2. Kök 3 çarpı kök 3 Bunu da hallettik. Kök artı 1'in karesini alacağız. Ee, şöyle diyelim. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı ikincinin karesi. Bunu da 2 kök 3 olarak yazarsak. Yine aynı mantık. Çarpımları 3 toplamları 4 olan 2 sayı. 3 ve 1. Yani kök 3 artı 1. Öyle değil mi? Bunu düzenlersek 4 artı 2 kök 3 çarpı kök 3 artı 1. Hadi dağılma özelliği uygulayalım. Özür <laughs> diliyorum. 4 kök 3 artı 4. 2 kök 3 ile kök çarparsak 2 kök 9 yani 6 artı 2 kök 3. O da 10 artı 6 kök 3 eşittir. A eksi B kök 3'e. A 10'a eşit. B Eksi B 6 eşit olduğuna göre B eksi 6 A 10. Toplarsak 4 olacaktır. Bu ifadenin değeri kaçtır? Gayet güzel bir soru ama bakıyorum A kare A nasıl ortaya çıkartacağım? Hmm, eksi 1'i bu tarafa alsak, şu ifadeyi A artı 1 eşittir köka. Şimdi A kare artı A'ya nasıl ulaşacağımı düşünüyorum. Kare gerekiyor ama kökadan da kurtulmam gerekiyor. Bunu düşünerek bu hamleyi yaptım. Şimdi her iki tarafın karesini alalım. A kare artı 2A artı 1 eşittir A. Kök A'nın karesi A'dır çünkü. A'yı bu tarafa atarsak A kare artı A eşittir eksi 1. Bitti. Bu kadar. Sadece bunu karşıya atıp kare almayı görmeniz gerekiyor. Peki kök 3 eksi kök 2'nin kök A cinsinden özür A cinsinden değeri isteniyor. Nasıl yaparız? Kök 3 artı kök 2 A eksi 1'e eşit. Bilinçli olarak buna B dedim. Çünkü ne diyorum ben size? Bilinmeyen bir ifadeyi bulmanız zor. Buna bir isim verin ve o isimle hareket edelim. Kök 3 eksi kök 2 B'ye mi eşit? Şimdi A eksi 1 çarpı B. Şu ikisinin çarpımı değil mi? 2 kare farkı. 3 eksi 2 yani 1. B de buradan ne çıkacaktır? 1 bölü A eksi 1. Verilen ifadede 3 tane etelim. aynı kök içerisinde ise bu bir ifadenin kare açılımıdır. %99.99. .99. Bunu tespit etmeye çalışın. Acaba bu ifade hangi iki sayının toplamının ya da farkının karesi? 49 bölü 36, 7 bölü 6'nın karesi. E, 9 bölü 49 da 3 bölü 7'nin karesi. Dikkat edin 1 diyor. Birinciyle ikincinin çarpımının iki katı. Gerçekten de şu ikisini çarparsanız 1 bölü 2 oluşacak. 2 katı da 1'dir. O zaman şu eksi 1'i de eksi 2 çarpı 7 bölü 6 çarpı 2, 3 bölü 7 diyebiliriz. O zaman bu ifade 7 bölü 6 eksi 3 bölü 7'nin nesidir? Karesinin kare köküdür. Eksi 1 bölü 42 var. Bunu da gördük. Peki ee, bu işlemi yapalım ilk önce. Bu, de, bu kök dışına mutlak değeri alınarak çıkacak. Unutmayın. Yani 7 bölü 6 eksi 3 bölü 7 diye. Çünkü çift dereceli kök. Eksi 1 bölü 42. Seni 7 ile çarpalım. Seni 6 ile. 49 eksi 18. 21 bölü 42 oluyor değil mi 49-18 özür diliyorum ya işlem yapıyoruz 31 bölü 42 eksi 1 bölü 42'den 30 bölü 42 olacaktır 6 ile sadeleştirelim 5 bölü 7 aradığımız sonuç Güzel bir sıralama sorusu var sıralama sorusunu yapmadan önce hepsini kökten kurtaralım ee, şöyle a sayısını şöyle düşünebiliriz. Bu x'tir. Bu x üzeri 1 bölü 2'dir. Yani x üzeri 3 bölü 2 oluyor. Geldik buna. b sayısı 3 kere 2 6. x üzeri 2 çarpı x üzeri 1. Az önce anlattığım yöntem bu. Bunun üzerine buradaki kökün derecesini yazıyoruz. x üzeri 3 o da x üzeri 3 bölü 6'dan x üzeri 1 bölü 2 olacak. Geldik c sayısına. 2 kere 3 6 x üzeri 3, x üzeri 1. x üzeri 4 bölü 6, x üzeri 2 bölü 3 olacaktır. Şimdi x üzeri 1 bölü 2, x üzeri 2 bölü 3, x üzeri 3 bölü 2. Üstü büyük olan sayı daha büyüktür deyip normalde a büyüktür C büyüktür. B diyebilirsiniz. Ancak sayı 0-1 aralığında verilmiş. Yani ee, basit kesir. Basit kesirlerde biliyorsunuz kuvvet alındıkça 0-1 ile aralığındaki basit kesirlerde kuvveti büyüdükçe sayı küçülüyordu. O zaman burada en büyük kuvvet 3 bölü 2 olduğu için en küçük sayı A. Ondan sonra büyük olan kuvvet 2 bölü 3 olduğu için C. Ondan sonra B olacaktır. Doğru cevap Bursa.